Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen bir sorunun yanıtını vermek üzere karşınızda bulunuyorum. Şimdi bana çok geliyor sosyal medyadan. İşte ben de sizin gibi nasıl olabilirim? Bana firmalar nasıl ürün gönderebilir? Nasıl reklam anlaşması yaparım falan gibi böyle çeşitli sorular geliyorlar. Tabii ki bu soruları ben elimden geldiğince kendi tecrübelerim çerçevesinde yanıt vermek istiyorum. Kısa kısa yanıtlar veriyordum. İşte özellikle Instagram'da soru cevap seansı yapıyorum biliyorsunuz. Orayı da takip etmeyi unutmayın bu arada. Orada çok sorulan bir soruydu bu bana. İşte merak ediyorsunuz tabii. YouTuber mı dersiniz, içerik üreticisi mi dersiniz ki ben kendime dijital içerik üreticisi olarak tanımlıyorum. Nasıl olunur? Bu sorunun yanıtını bu videoda bulacaksınız. Ama şunu söyleyeyim öncelikle. Bu sorunun bir tane doğru yanıtı yok. Yani benim vereceğim yanıt benim yaşadığım tecrübeyi aktaracağı için tabii ki önemli ve sizin için mutlaka bir değeri vardır. Ama herkesin böyle bir yoldan gitmesi ya da bunu böyle yapması diye bir mecburiyet de yok. Çok farklı yöntemler de var. Teknoloji gelişti, dünya değişiyor. Halen değişmeye devam ediyor ve zamanın ruhunu yakalayarak farklı çözümlerde siz de bulabilirsiniz. Ben kendi yolculuğumu anlatacağım. Siz de oradan kendinize pay çıkarak bir şekilde nasıl ilerleyeceğinize karar verirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben basın tarafından gelen birisiyim. Yani yaklaşık olarak 20 yıldır bu işleri yapıyorum. Son 15 yıldır da dijital içerik üretiyorum. Video ürettim, yazılı içerikler ürettim, dergilerde yazdım, işte televizyon programları yaptım, çeşitli internet sitelerinde çalıştım. Ve bunun sonucunda da bu noktaya gelmiş durumdayım. Son 3 aydır da kendi işte YouTube kanalım, kendi sosyal medya hesaplarım ve ürünceleme.net isimli yayınımla beraber çalışmalarıma devam ediyorum. Benim izlediğim yöntemde işte firmalar beni tanıyorlar, beni biliyorlar ya da çalıştığım yayınları biliyorlardı. Ve bunun üzerine bir ilişki geliştirdim ben. Yani oradaki işte çalışan kişi tanıyorum. O başka bir yere geçtiği zaman yine irtibatta olmaya devam ediyoruz. Çeşitli projeler yapabiliyoruz, işler yapabiliyoruz. Yani günün sonunda aslında şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani firmaların size ürün gönder, bir şey yollaması ya da işte proje yapması. Çünkü bu işi devam ettirebilmek için, sürdürülebilir hale getirmek için para kazanmanız gerekiyor. Nitelikli şeyler üretiyor olmanız gerekiyor. Birinci bence dikkat etmeniz gereken şey bu. Yaptığınız içeriklerin bir bu web sayfası olabilir, TikTok'ta bir hesap olabilir, Instagram'da bir hesap olabilir, işte Twitter'da bir hesap olabilir ya da neresiyse artık yani YouTube'da bir kanal olabilir ya da bunların hepsini kapsıyor olabilir. Nitelikli şeyler olması, bunların izleniyor olması, takipçi sayınızın belli bir noktanın üzerinde olması gibi bazı zorunluluklarınızın olması gerekiyor. Yani bunları sağlamanız gerekiyor. Yoksa şu değil. Hani ben site açtım, herkes bana ürün yollasın. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani sitenin okunabilir veya belli bir rakamların üzerinde hit'e sahip olması gerekiyor. Ya da YouTube kanalınızın hakeza öyle. Belli bir abone sayısına ulaşmış olmanız gerekiyor. Ya da paylaştığınız videoların belli şekilde belli adetlerle izlenmiş olması gerekiyor. İnsanların size yorum yapması, insanların sizinle etkileşimde olması gerekiyor. En azından bugünün şartlarında bunları söyleyebilirim. Bu noktalara gelebilmek için benim önereceğim şey nitelikli içerik üretmeniz gerekiyor. Bunun nerede ürettiğinizin çok önemi yok. Dediğim gibi bir web sayfası olabilir, bir YouTube kanalı olabilir, bir Instagram hesabı olabilir, bir TikTok hesabı olabilir, bir Twitter hesabı olabilir. Olabilir de olabilir. Yarın öbür gün buna başka şeyler de eklenebilir. Ben bugünün şartlarına göre söylüyorum. Buralarda bir içerik üretiyor olmanız lazım. Bir şeyler üretiyor olmanız lazım ve markanın size bu ürettiğiniz şeyler çerçevesinde değer veriyor olması gerekiyor ki bu değerde aslında işte izlenme sayısı, okunma sayısı artık o bulunduğunuz platformdaki geçerli olan rakam neyse ondan olması gerekiyor. Bu birinci kural. Tabii ki daha sonra şöyle bir durum da var. Şimdi birçok insanın göz ardı ettiği bir şey var. Ben bunu birebir sohbetlerimde, arkadaşlarımla yaptığım muhabbetlerde çok söylüyorum. Bir şeyi çok yapıyor olmak, çok iyi anlıyor olmak ondan çok para kazanacağız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çok iyi bir duvar ustası olduğunuzu düşünüyorsunuz. Evet, Türkiye'nin, dünyanın ya da bulunduğunuz yerin, bölgenin, ilin, ilçenin en iyisi olduğunu düşünüyorsunuz. Doğrudur ama başka, sizin kadar iyi olmayan bir başka duvar ustası sizden daha fazla para kazanabilir. Neden böyle oluyor? Sebebi şu. Pazarlama denilen bir şey var. Nasıl ki şirketler pazarlama yapıyorlar? Ne yapıyorlar? İşte televizyon reklamı veriyorlar, gazetelere veriyorlar, internete veriyorlar, şuraya buraya. Sizin de kendi reklamınızı yapmanız lazım. Burada reklamdan kastettiğim şey televizyon reklam verin demiyorum ama kendinizi anlatmanız, tanıtmanız, duyurmanız, daha geniş kitlelere ulaşmak için her fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. O sizden daha fazla kazanan duvar ustası muhtemelen bunları yaptığı için, ağzı daha iyi laf yaptığı için, kendini iyi pazarlayabildiği için sizden daha fazla kazanıyordur. O yüzden şu ayrımı lütfen karıştırmayın. Bir şeyi çok iyi yapmak ayrı bir konu. Ondan para kazanmak ayrı bir konudur. İkisini yapabilenler çok başarılı oluyorlar. Çünkü bu işin sürdürülebilmesi için para kazanıyor olmanız gerekiyor. Birinci şart bu. Yani sürdürülebilir içerik üretmek gerekiyor. Bütün sosyal medyada ya da bir site açtınız, orada da geçerli olan kural budur. Sürdürülebilir içerik üretmeniz lazım.
sürdürülebilirlikten kastettiğim günlük, 2 günde bir, 3 günde bir, hani buradaki periyodu tabii ki takipçi sayınıza göre ve sizin bulunduğunuz platforma göre siz belirleyeceksiniz. Bunun bir standardı yok. Buradaki en önemli şey sürdürülebilir olması. Yani şöyle bir dünya yok. Hani 10 tane video attım, 10 milyon izlendi. Tamam, ben artık bittim. Oldu bitti, bu iş değil. YouTube için söylüyorum bunları veya diğer platformlara da geçerli. Hemen size arka plana atıverirler. O yüzden sürdürülebilir içerik üretmeniz lazım ve sürdürülebilir bir gelirinizin de olması lazım. Neden? Çünkü hayatta bazı masraflar yapıyoruz. İşte kamerayla, ışıktı. Mesela şu an beni kaydeden kameranın maliyeti 20 bin liraya yaklaşmış durumda. Sadece bir kameradan bahsediyorum. Kullandığım bilgisayar hakeza öyle. Işıklar, şunlar bunlar derken yani şu bulunduğum kaydı yaptığım odadaki sadece kayıtla ilgili ekipmanların bana maliyeti 50 bin lirayı buluyor arkadaşlar. Ben bu işi yapabilmek için mutlaka bir paraya ihtiyacım var. O yüzden ekonomi tarafında ihmal etmeyin. Yani birinci kural şu: içerik üretin, düzenli üretin ve bunlar izlenebilir şeyler olmalı. Bu da çok önemli. Yani bir sürü video üretiyorsunuz ama izlenmiyorsa orada bir sıkıntı var demektir. İkinci kural da para kazanacağınız, ekonomik olarak bu işi sürdürmeye devam edeceğiniz yöntemler konusunda da kendinizi geliştirmelisiniz, çalışmalar yapmalısınız. Bunu da altını özellikle çizeyim. Bunları yaptıktan sonra aslında devamı doğal bir süreç halinde gelecek. Ne yaptınız? Düzenli içerik üretiyorsunuz. Videolarınız, içerikleriniz, sayfanız, internet sayfanız var diyelim ki. Çok iyi bir şekilde okunuyor, takip ediliyor. Ondan sonra zaten markalar size yavaş yavaş gelmeye başlayacaktır. Gelmeyenler için de siz proaktif olun. Nasıl olun? LinkedIn'de bulunun markanın temsilcisini. Ne bileyim var ya, bunlar artık çok kolay şeyler. Kendinizi tanıtan mailler atın. Ne yaptığınızı anlatın. İşbirliklerinin açık olduğunu söyleyin. Bu konuda biraz proaktif olmakta fayda var. En fazla cevap alamazsınız. Ondan da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Genelde eğer nitelikli bir iş yapıyorsanız size herkes cevap verecektir. Ama burada önemli olan şey nitelik meselesi. Bunu da altını çizmekte fayda var. Bu videoda sizlere bana sosyal medyada çok gelen bir sorunun yanıtını vermeye çalıştım. Söz vermiştim zaten video çekeceğim diye bu konu. Çünkü böyle bir iki cümleyle anlatılacak kadar basit bir şey değil. Bir iki cümle yazınca da eksik kalıyor. Uzun uzun yazdığınız zaman da yani yazarak anlatılacak bir konu olmadığını düşündüğüm için böyle bir video hazırladım. Tabii ki kafanızda farklı sorular vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Videonun başında söyledim ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bu işlerin bir tane yöntemi yok. Benim yöntemim buydu. Farklı insanlara da, farklı bu alanda içerik üretenlere de sorabilirsiniz. Onların da belki farklı yorumları olacaktır. Ve şunu da unutmayın, soyut bir iş yapıyoruz. Herkesin farklı bir yoğurt yiyişi var. Bu yoğurt yiyişinden de gelinen noktalar herkeste farklı olabiliyor. O yüzden farklı kişilere de sorun. Benim fikrimi de dikkate alın. Onların fikirlerini dikkate alın. Daha sonra kendi yolunuzu çizersiniz. Bir videonun daha sonuna geldim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın az önce söylediğim şeyi şu anda yaşıyorsunuz. Abone olması benim için önemli. Neden? Sayı arttıkça ben de elimi güçlendirmiş oluyorum. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. Ve aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Oralarda da çok güzel dikey videolar paylaşıyorum. Onları da izlemenizi şiddetle öneriyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.